Evet arkadaşlar, yine kaldığımız yerden devam edelim. Biz ürün birisi ürün eklediğinde ona para veriyorduk. Yani kasadan para hız alıyordu. Şimdi ürün çıkardığında, ürün aldığında ise kasaya para gelecek değil mi? O yüzden biz burayı sadece art eşittir yapacağız. Ve yine aynı şeyi yapalım. Yani burada yine meyve getirdiniz. Diğer tarafta zaten belli burası. Şurada denemeye çalıştıralım. Tekrardan. Hangi getirdiniz? Elma diyelim. 50 kilo getirdik. 100 al 100 lira olacak. Yani bizim kasamız 10.100 olacak değil mi? Bu kadar. Burada da 100 lira vereceksiniz yazacağız. Yaptığımız bu kadar. Şimdi bir de meyve aldığımızı buraya ayarlamıştık. Burada print kasa demeye burada göstermeyelim. Kasadaki parayı ayrı bir şey olarak görsün. Menüde ayrı bir. Oraya direkt yapabiliriz mi? 7 menüde genişletiyoruz. Ve kayıt programı da çalışınca bilgisayar ayak kasıyor. Bir de projede uzadı. Oyunun da onun da etkisi olabilir. Kasadaki parayı gör. Sonra buraya hemen onu da ekleyelim. Elif diyeceğiz. Neredeyiz? Else. Haydi. Elif. Seçim. Eşit eşit. İyi değilse. Burası basit zaten. İki noktayı yine unutmayalım. Print. Kasa. Tamamdır. Kasa zaten while true döngüsü en başında olduğu için bunların hepsini kapsıyor. O yüzden buraya yaptık. Tamam. Şimdi bir de ekliyorduk. Orayı tamamladık. 2. Şimdi burada çıkaracağız. Sonra ne olacak? Eğer bu anahtarların içindeyse kaç kilo alacaksınız deyip burada işlemi yaptırıyorduk değil mi? Eğer C burada da bu durum varsa yapmasına izin veriyorduk. Yine yani depoda yeterince varsa ürün. O yüzden buradaki işlemi yani kasadan para eksiltmeyi burada yapmamız lazım. Eğer şey alamıyorsa daha öncesinde ne kadar para vermesi gerektiğini söylememizin bir anlamı yok. Yani şöyle oluyor. Bizden 5 kilo mandalina alacak mesela. Adama diyoruz bize 20 lira vermen lazım. Ondan sonra elimizde ürün yok demek ki bir şey bu. O yüzden ürün yoksa ilk önce ürünün olmadığını söylememiz lazım. Ürün varsa ne kadar para vermesini gerektiğini söyleyip ondan sonra ürünü vermemiz lazım. O yüzden buraya yazıyoruz. Yine burada neydi? Kasa eksi. Yok, burada artı. Çünkü biz para alacağız. Artı eşittir. Yine kaç kilo alacak burada? C. C çarpı 2. Sonra bu kadar. Değil mi? Bir deneyelim. En son bir de kasayı da ekledik ya. Meyve ismi giriniz. Mesela elma. Kaç kilo alacaksınız? Bir de bayağı burada karışık işlemler yapalım. Mesela 200 kilo elma alalım. Burada direkt 400 lira alacaksınız. 10.400. Yani bize para vermesi lazım. Biz oraya yanlış mı yazdık? Eksi C2 lira para alacaksınız. Tamam. Artı 10.400. Şurayı tekrar bir baştan çalıştıralım.
O en son yazdığımız yani şu practice. Tamam. Denemeyi çalıştırıyormuşuz. Şimdi ürün ekle diyelim. Hatta en başta yine bir şeyler yazalım. Bir kasayı görelim ilk önce. 7. Kasadaki parayı gör. Print. Biz onu yapmadık mı? Print kasa. O zaman burayı şöyle yapalım. Bir dakika. Burayı format kullanarak yapalım. Kasadaki para miktarı bir nokta süslü parantez form kasa diyelim. Kasadaki parayı gör. 7. Tamam, şu çok uzadığı için görmemişiz. 10 bin. Kasadaki para miktarı 10 bin. Şimdi ben ürün ekleyeceğim. 1. Şimdi ürün ekleme, ürün çıkarmada para hesapları yapabiliyoruz. Ben burada elma ekliyorum. Mesela 300 kilo elma ekledim. Sonra yine bir ürün ekleyeyim. Armut ekleyelim. 20 kilo da armut ekledim. İşte burada 40 lira alacaksınız. Sonra 600 lira alacaksınız diye bunları gösterdi. Sonra kasadaki para miktarını bir göreyim. Ne kadar var? 10 bin. Bu kasada para miktarı şey olması lazım ama. Artması lazım. Bir dakika, yine buraya bakayım. Evet, sorun anlaşıldı arkadaşlar. Bir 10 dakika falan kafa yordum. Biz burada kasayı Valtor'un dışına almamız lazım. Niye? Eğer biz Valtor'un içine alırsak Valtor ne yapıyor? Bu döngü içerisinde devamlı dönüyor değil mi? Yani başa dönüyor. Mesela biz if'te bir ürün ekliyoruz burada. Ürün ekledikten sonra bizden para çıkıyor. Sonra bu if tamamladıktan sonra Valtor'un başına geliyor. Başında ne yazıyor? Kasa 10.000. Yani biz burada kasada bir para değişiyor. Ama başa dönünce tekrar 10.000 oluyor. O yüzden biz kasayı Valtor'un önce koyacağız. Sonra Valtor için sürekli değişecek. Ve başa geldiğinde yine kasa 10.000 dışında olduğu için para miktarı değişmiş durumda kalacak. Bak, bu da çok önemli. Bunu da fark etmemiz çok güzel oldu. Ben şurada yine print kasa demiştim. Onu bir şey yapalım. Silelim. Bak, demek istediğimi anlayacaksınız. Çıkarmada da print kasayı ben bir sileyim. Bunu fark etmemiz de çok güzel oldu. Bir iki üç defa çalıştıralım. Değişiklik yaptık. Şimdi ürün ekle. Elma kaç kilo getirdin? 50 kilo getirdim. 100 lira alacaksınız. Şimdi ben bir kasayı görmek istiyorum. 7. 9.900 para verdik. Değişti. Şimdi diyorum ki bir daha ürün ekle. Armut vereceğim. Bayağı bir verelim mesela. 400 kilo armut verelim. 800 lira alacağız. Ondan sonra bir yine kasayı görelim. 7. 9.100. Bak, para azalıyor. Sonra ürün çıkar diyelim. Hatta bir 4 neler var bir görelim. Tüm listeyi gör. Şimdi armut 400 kilo var. Yani paramız ne kadardı? Bizim 9.100. İşte 200 kilo armut alalım. Ürün çıkar. Armut 200. 9.100'de paranın artması lazım değil mi? Tamam, kaç kilo alırsınız? 200 dedik. Burada yine bir 7 diyelim. 9.500. 400 arttı. Güzel. Ama şurada bir kaç kilo alacaksınız? 200 dedik. Burada da şu kadar para vereceksiniz. Onu ben sildim mi? Ona bir bakalım. İşte kasa artıyor. Çıkar. Ha, burada şey demişiz. Print
silmişiz. Hemen şuradan şunu kopyala yapıştır yapalım. 2000 burada vereceksiniz olacak. Format C. Tamam. Bir daha bir çalıştıralım orayı, bir görelim. Bir ürün ekle, bir elma 100 kilo ekledim. 200 lira alacaksınız. Eklem işlemi tamamlandı. Yine 2 çıkar diyorum. Elma alalım. Mesela 50 kilo alalım. 100 lira vereceksiniz. Yine çıkarma işlemi tamamlandı diyebiliriz. Ama olayı çözdük. Yani bizim kasadaki toplam parayı Wild Tour döngüsünün dışına alıyoruz. Belli bir para var. Wild Tour'un içinde o sürekli değişiyor. Ama biz ne zaman baştan çalıştırırsak bunu 10.000 ile başlayacak. Güzel. Bundan sonra yine bir şeyler bulup geliyorum arkadaşlar. Burayı bayağı geliştiririz yani. Buradan daha yürürüz. 4-5 video daha gelir. Baya güzel oluyor ya. Hani düşündükçe. Şu an 100 satır geçti. Bakalım nereye kadar gidecek. Haydi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.